Son yıllardaki tüm teknoloji ve bilim kategorilerinde başta uydumuz ay olmak üzere uzaya yönelik pek çok çalışmanın başladığını görüyoruz. Ülkelerin uzayda üsleri inşa etmek için yaptığı girişimler, şirketlerin uzayı insanoğlu için bir turizm seçeneği haline getirme çabası, ulaşılamayana ulaşma ve dünya için alternatif yaşam senaryoları. Tüm bunlar fazlasıyla önemli ve ilgi çekici. Çünkü bulunduğumuz yerden daha ileri bir düzeye geçmek için faaliyetlerimizi de uzaya taşımamız gerekiyor. Bunun için de ilk hedef ay. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir ay önce bilim insanları ayda yeni bir su rezervi bulduklarını söylemişti. Şimdi de yeni bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Ve başarıya ulaşırsa bu serüvenimizdeki en büyük adımlardan birini atmış olacağız. Gelin lafı daha fazla uzatmadan konuya geçelim. NASA, ay toprağından oksijen çıkarmanın yolunu buldu. ABD Uzay Ajansı'nın ayda insan üsleri inşa etme planlarını ciddi ölçüde ilerletecek bir hamleyle NASA'daki bilim insanları ay toprağından nasıl oksijen çıkarılacağını buldu. NASA'nın Houston Johnson'daki merkezinden bir ekip, karbometral reaksiyon yaratmak amacıyla yüksek güçlü bir lazer kullanarak ilk kez vakumlu bir ortamda yapay ay toprağından oksijeni çıkarmayı başardı. Bu deney solunum için oksijen üretmenin yanı sıra ulaşımda itici yakıt olarak da hayati önem taşıyor. Mühendislerden Anastasia Ford'un söylediğine göre ortaya çıkarılan oksijenle ekip reaktörün ay yüzeyinde hayatta kalabilecek. Böylece diğer gezegenlerde sürdürülebilir insan üsleri inşa edecek mimariyi geliştirmemiz artık çok daha olası bir hale geliyor. Ayda kalıcı bir insan varlığı oluşturmak NASA'nın Artemis görevinin uzun vadeli hedeflerinden biri ve bu görev ilk astronotların 2025 gibi erken bir tarihte ay yüzeye dönmesini sağlayacak. Bu son deneyin başarısı artık oksijen toplama teknolojisinin hazırlık seviyesinin 6'ya ulaştığını, yani uzayda test edilmeye hazır olduğu anlamına geliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan diğer bir NASA mühendisi de bu teknoloji sayesinde ay yüzeyinde her yıl kendi ağırlığının birkaç katı oksijen üretebilecek ve ay ekonomisinin sürekliliğini mümkün kılacak. Önceki haftalarda NASA, programın ilk mürettebatlı uzay uçuşu olarak Artemis 2 görevinde ayın etrafında dolaşacak 4 astronotu açıklamıştı. Astronotlar 10 gün sürecek uçuş denemesinde NASA'nın devasa uzay fırlatma sistemi roketiyle gönderilen Orion aracında seyahat edecek. Bu kişiler 50 yılı aşkın süredir ayın yakın çevresinde uçan ilk astronotlar olacak. ABD Uzay Ajansı mürettebatsız test uçuşunu çoktan tamamladı. Orion aracı ayın etrafında uçarak Kasım 2022'de dünyaya dönmüştü.